teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, 10-16 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, evet sizin için yılın önemli bir haftası çünkü burcunuzda bir dolunay meydana gelecek. Hafta başında ay terazi burcunda ve salı sabahı erken saatlerde 21 derece terazi burcunda dolunay fazına ulaşmış olacak. Evet, ayın üzerimizdeki enerjisi çok yoğun ve tıpkı ayın ışığının tam olarak ortaya çıkması gibi sizin de yaşamınızda önemli gelişmeler olabilir. Dolunayla beraber önemli farkındalıklarla karşılaşabilirsiniz. Gizli olan konular, sizi şaşırtacak gelişmeler ortaya çıkabilir. Bazen de kendinizi zorlandığınızı ve üzerinizde baskı da hissedebilirsiniz. Retro etkiler çok fazla ki gezegeniniz Venüs ayın 15'ine kadar, hafta sonuna kadar retrosunu devam ettirecek. Hemen haftanın başında 10 Nisan'da Merkür Boğa burcunda retro harekete başlıyor. Burcunuzdaki Jüpiter terazi burcunda retro, Satürn ve Plüto da retro harekette. Dolayısıyla bu kadar retro gezegen etkisi varken gökyüzünde çok da kolay ilerleyemiyoruz. Biraz hayatımız yavaşlıyor ya da geçmişe dair konularla uğraşmak zorunda kalıyoruz. İşte bu dolunayda belki yani geçmişle ilgili bir şeyleri tekrar karşınıza çıkarabilir ki bunlar en fazla Uranüs etkisi nedeniyle ilişkileriniz, işbirliklerinizle ilgili olabilir. İş ortamınızda rekabet içerikli konular olabilir ki bazı açık düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Bu anlamda biraz tedbirli olmakta da fayda var. Bir şeyleri bitirmeniz, dönüştürmeniz ve karar vermeniz gerekebilir. Ancak Venüs henüz düzelmeden bu konuda çok da acele etmemekte fayda var. Önümüzdeki haftadan itibaren, ayın 15'inden itibaren Venüs düzelecek ve oldukça da güçlü bir pozisyona gelecek. Sizin adınıza da tabii ki bu önemli. Motivasyonunuz yükselecektir bu dönemde. Dolayısıyla hem ilişkileriniz, hem kariyeriniz, hem de maddi alanlarda Venüs önümüzdeki haftadan itibaren size daha fazla destek olacak sevgili teraziler. Evet, çarşamba ve perşembe günleri ay akrepte olacak. Biraz daha böyle parasal konulara yoğunlaşmanız, finans konularıyla uğraşmanız mümkün. Zaman zaman endişeler de hissedebiliyorsunuz finansal durumunuzla ilgili. Belki de elinize geçecek paralar bu dönemde özellikle geçtiğimiz ay geçmedi, bazı konular ertelendi. Bu nedenle finansal anlamda biraz sıkışık hissedebilirsiniz kendinizi. Bunda da biraz sabırlı olmakta fayda var. Önümüzdeki dönem, en azından önümüzdeki haftadan itibaren Venüs bu konularda da size destek olacaktır. Hafta sonunda Ay Yay burcunda. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeme geliyor. Bir süredir görmediğiniz kardeşler olabilir, aile üyeleri, akrabalar olabilir. Onlarla görüşebilirsiniz, ziyaretlerine gidebilirsiniz veya onlar sizi ziyarete gelebilir. Bu anlamda hareketli bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.